Protestan Kiliseler Derneği tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan hak ihlalleri izleme raporunun 2019 verileri yayınlandı. Raporda 2019 yılı boyunca yabancı din adamlarının sınır dışı edilmesi ve ülkeye girişlerinin engellenmesinin arttığı belirtilirken protestan topluluklarını karşılaştıkları ayrımcılıklarda kamuoyu ile paylaşıldı. Protestan Kiliseler Derneği tarafından 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak hazırlanan Hak ihlalleri izleme raporu 2019 yayınlandı. Raporda 2019 yılı boyunca yabancı din adamlarının sınır dışı edilmesi veya ülkeye girişlerinin engellenmesinin dramatik biçimde artarak bazı yerel protestan topluluklarının ibadetlerini engelleyecek boyuta ulaştığı açıklandı. 2019 Hak İhlalleri İzleme Raporunda yaygın basın yayın organlarında Hristiyanlara yönelik nefret söylemlerinin azaldığı, fakat yerel basında devam ettiği, buna karşın sosyal medyada nefret söylemi, inanç nedeniyle hakaret, küfür ve benzeri mesajların arttığı da kaydedildi. Hak İhlalleri İzleme Raporu 2019 raporunda önceki yıllarda da varlığını sürdüren din adımı yetiştirme, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet. Kiliselerin tüzel kişilik kazanma problemlerinin devam ettiği kaydedilirken, Protestan din adamı yetiştirmenin zaten zor olduğu mevcut koşullarda, son yıllarda giderek artan topluluklara dinsel önderlik desteği vermek üzere gönüllü olarak görev yapan yabancı uyruklu din adamlarının sınır dışı edilmesi veya ülkeye girişlerine izin verilmemesi uygulamasına dair rakamlar da verildi. Rapor'a göre 2019 yılında en az 35 yabancı uyruklu protestan Türkiye'ye giremedi aile üyeleriyle birlikte bu sayı yüzün üzerine çıktı. Protestan Kiliseler Derneği tarafından hazırlanan Hak İhlalleri İzleme Raporu 2019 raporunda protestanların karşılaştıkları ayrımcılıklar da kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda Aydın Kuşadası ilçesinde bir Hristiyan öğretmen inancının medyaya yansıması ve aleyhinde misyonerlik yapıyor iddiasıyla haber çıkması nedeniyle açığa alınması anımsatıldı. Öğrencilerin ve öğretmen arkadaşlarının imza toplayıp böyle bir şey olmadığını belirtmelerine rağmen Hristiyan öğretmen hakkında idari soruşturma açılarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Rapora göre 2019 yılında kiliseler ve üyelerine karşı nefret söyleminde bireysel anlamda artış meydana gelirken, önceki yıl özellikle Pastor Brunson davası üzerinden, sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden organize edilen nefret söylemi kampanyalarında azalma meydana geldi.